Tekrardan hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımız ve Gizem tekrardan hoş geldiniz. Ben Selinay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. 11 aydır da Sofart'tayım. Talks'un organizasyonuyla ilgileniyorum. Birazcık da Sofart'tan bahsedecek olursam, ilk başta Eskişehir'de kültür sanat dergisi olarak başlamıştı. Ardından daha doğru kitlelere ulaşabilmek için hem dergi hem atölye olarak yürütmeye başladık. Kültür ve sanat içeriklerimizden haberdar olmak ve dergimizi okumak için Sofart dergi hesabımızı, mimari içeriklerimizi takip etmek için de Sofart atölye hesabımızı takip edebilirsiniz. Topluluğumuzun büyük bir çoğunluğunu üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencileri oluşturuyor. Topluluk içinde ve topluluk dışında da sürekli birbirimize yardım ediyoruz. Aramızda usta çırak ilişkisi var. Kolektif bir topluluğuz. Sürekli iletişim halinde, birbirimize yardım halinde ilerliyoruz. Bu etkinlikte temsilci ekibimizin bir etkinliğiydi. Sümeyye, sen de istersen temsilci ekibimizden bahsedebilirsin. Merhabalar, herkes hoş geldi. Ben de temsilci ekibi ve çizer ekibinden Sümeyye, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden yeni mezun oldum, iç mimarım. Çok kısa tutacağım ve hızlı olmaya çalışacağım. Sofart'ta bugün bakıp şok oldum ki 3 yıldır yer alıyormuşum. Zaman çabuk geçiyor. Size kısaca temsilci ekibi ve bu söyleşi etkinliğimizden bahsetmek isterim. Temsilci ekibinde çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden öğrenciler bulunuyor ve aslında okullarımızla köprü görevini görüyor diyebiliriz. Okulumuzdaki öğrenciler ve alanında uzman hocalarımızla iletişim halinde olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve daha fazla kişiye ilham olmayı hedefliyoruz. Sofart Talks etkinliği de aynı zamanda temsilci ekibinin bir etkinliğidir. Mayıs ve Haziran Talks serisiyle başladık ve bunu bir gelenek haline getirdik. Şu anda da 3 ayda bir olmak üzere devam ediyoruz. Şimdi sizi harika konumla baş başa bırakmak istiyorum. Merhabalar Gizem Hanım. Sizinle sonunda ekran karşısında da olsa yüz yüze gelmek benim için çok kıymetli. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Burada olmak harika. Herkese hoş geldin diyorum öncelikle ve tekrardan beklediğiniz için teşekkür ederim. Ben size bugün tabii konuyu biliyorsunuz, bağımsız tasarımcı olmak ve zorluklarından bahsedeceğim. Hemen sunumu açıp başlamak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Ekranımı herkes görebiliyordur herhalde. Evet, şu an görebiliyoruz. Görünüyor. Şöyle alayım ekranımı, telefonum kapatıyor şu anda. Evet, bugün neler konuşacağız? Önce kendimden bahsedeceğim, kariyer hayatımdan bahsedeceğim. Sonra neden bağımsız bir tasarımcı olmak istediğimi ve neden bu yönde ilerlediğimi, bu yolda hangi zorluklarla karşılaştığımı ve bu zorluklarla nasıl baş edebildiğimi konuşacağım. Daha sonra biraz projelerimden size birkaç proje göstereceğim. Sonra soru cevap kısmıyla devam edeceğiz. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 2017 mezunuyum. Şu an sanırım üniversitenin ismi Eskişehir Teknik Üniversitesi olmuş. Üniversite döneminde Erasmus değişim programıyla Almanya'da eğitim, İspanya'da da staj deneyimim oldu. Staj deneyiminden sonra Bursa'ya yerleşip ilk işime Bursa'da başladım. Bursa'da bir firma ile anlaştım. Daha sonra İstanbul'a yerleştim. Orada birkaç çeşitli firmada çalıştım. Bu çalıştığım firmalar arasında en son çalıştığımda bu uluslararası çalışan bir firmaydı ve henüz yeni büyümekte olan bir firmaydı. Burada birçok deneyim edindim ve şu anda bana fayda gösteren birçok deneyimi aslında o firmada edindim. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu firma Orta Doğu ve Avrupa'ya birçok proje yapıyordu. Ve bu projelerde ben de görev aldım. Aslında o dönem 2 yıllık deneyimim olmasına rağmen farkında olmadan beni çok büyük projelerde sorumluluk sahibi ettiler. Bu yüzden çok zorlanarak ve öğrenerek bir deneyim kazandım orada. Çalıştığımız müşteri profili yüksek kesim devlet yöneticileriydi, yabancıların. Ve müşteriyle birebir iletişim olsun, işte proje yönetimi olsun. Bu konularda kendimi bayağı geliştirdim orada. Hatta bir büyük ölçekli villa projesinde tam sorumluluk alarak projeyi sıfırdan tamamlayana kadar tek başıma ilgilendim ve bunlar bana çok katan şeyler oldu. Hem yani yabancı dilde proje ilerletmek hem de uygulama ayağında birçok deneyim kattı. Bundan sonra bu işimden sonra ben bağımsız tasarımcı olmaya karar verdim. Neden olmak istediğimi de soracak olursanız bunun birkaç başlıkta konuşabiliriz aslında. Bu ofislerde benim tabii birçok deneyimim oldu. Bunlar herkes için aynı deneyimler olmayabilir. Bunlar sadece benim deneyimlediğim şeyler, yani çok kişisel şeyler.
Ama aynı zamanda birçok arkadaşımın da yaşadığını biliyorum. Ama şu an yani öğrenci arkadaşlarımla konuşurken onların da gözünü korkutmak istemiyorum. Bu yüzden bu sadece benim deneyimimden çıktığını bilin öncelikle. Bu ofislerde deneyimlediğim etik olmayan çalışma şartları vardı. Bunların alt başlıkları öncelikle erkek egemen liderlik yapısı. Bu çok etkiledi benim ofisteki işlerimi ve kariyer gelişimimin yönelimini. İletişimde yani bu sebepten dolayı, bu liderlik yapıları sebebinden dolayı çalıştığım yerlerde iletişim problemleri, manipülasyon, hiyerarşi problemleri, işte iş yerinde dedikodu gibi problemler yaşadım ve çoğunlukla bir mentorum olmadı ve bu mentor olmaması durumu da beni kendi kendime öğrenmeye yöneltti ve gelişimimi aslında çok zorladı bir yandan. Ve adil olmayan maaş, mesai beklentisi, bu ofislerde bunlarla karşılaştım ve bu beni her zaman sorgulamaya yöneltti. Her tecrübemi, yani her anımı sorgulattı orada çalışırken. Bu yüzden yeniden kariyer planlamaları yaptım. O dönem tabii oradan oraya farklı farklı işlerde çalışıyordum ama bir oturmuş bir kariyer hedefim yoktu ama yeni yeni şekillenmeye başladı tekrardan. Büyük hayallerimden, yani tabii her mezun olan öğrenci gibi çok büyük hayallerle başlıyoruz bu mesleğe. Bu kariyer hedeflerim doğrultusunda ben Norveç'e taşımaya karar verdim. Çünkü orada istediğim bir sanat okulunda yüksek lisans yapma bir hedefim vardı. Bu yüzden Norveççe öğrenmem gerekiyordu. Bu yüzden birkaç ay Norveç'te yaşayıp Norveççe'yi öğrenip sonra yüksek lisansa başlayıp öyle devam edecektim. Norveç'e taşındım. Norveççe öğrenmeye başladım. Ve birkaç ay geçtikten sonra maalesef pandemi patladı. Bu yüzden yüksek lisans başvuruları kapandı. Ve ben Türkiye'ye dönmek durumunda kaldım. Türkiye'ye döndükten sonra zaten ben oraya gitmeden önce tüm freelance çalışmalarımı freelance olarak yönlendirmiştim. Yani iş hayatımı tamamen freelance götürmeye başlamıştım. Bu yüksek lisans hedefinden dolayı Türkiye'ye dönünce de yeni bir iş aramak yerine, sabit iş aramak yerine freelance olarak devam etmenin benim için daha doğru olacağını düşündüm. Ve bağımsız çalışmamın bir diğer sebebi de tabii ki de profesyonel ve kişisel olarak gelişimimin artmasını yükseltmek gitti, hedeflemekti. Bağımsız olarak işte kendi yaratıcılığımı, özgünlüğümü, tasarım dilimi oluşturmak ve çeşitli projelerde, yani projeleri de kendim seçmek istiyordum artık. Çünkü bir yerde çalışınca tekrara düşen, yani o ofisin bir tasarım dili olur ve sürekli aynı tarzda çalışmak durumunda kalırsın ve ben bundan çok sıkılmıştım ve bunların da gelişimimi önlediğini düşündüğüm için çeşitli projelerde çalışmak için aslında freelance çalışmaya devam ettim ve bahsettiğim bu etik çalışma değerlerinin de istediğim gibi olmasını temenni ettim ve bunların oluşumunu ben yönlendirdim aslında. Çünkü istediğim kişiyle çalışabiliyor, istemediğim kişiyle de çalışmamayı tercih edebiliyorum. Bu bir özgürlük. Bunların bana kazanımları neler oldu? Onlardan bahsedeceğim. Kendi çalışma saatlerimi seçebiliyorum. Bu en büyük özgürlük benim için. Ve istediğim her yerden çalışabiliyorum. Yani hareket halindeyken, yolculuktayken, uçakta bile çalışabiliyorum. Ve bu saatlerin kazancı sadece benim cebime giriyor. Bu çok önemli bir şey. Projeler ve işte işlerim üzerinde tam kontrol bende oluyor. Yani projede tasarladığımız projelerde tasarım anlamında benim kararlarım sayılıyor ve benim kararlarıma güveniliyor müşteri tarafından. Bu da çok önemli bir şeydi benim için. Ve iş sosyal hayat döngüsünü dengelemek. Bu da hepimizin aslında yani hayatımızda hedeflediği bir şey. İyi bir sosyal yaşam ve dengeli çalışma hayatı. Bunu da bağımsız çalışıyorken yapabiliriz aslında. Tabii diğer zorlukları aştığımız sürece. Finansal kontrol ve çeşitlilik, yani işin değerini, fiyatlarını, teklifleri vesaire, bunları ben kendim ayarlayıp yapıyorum ve bir patrona bağlı olarak yapmıyorum. Bir işe biçtiğim değer neyse onu kazanabiliyorum. Bunun kontrolünün olması da çok iyi. Ve aynı zamanda birçok projede eş zamanlı çalışabiliyorum, zamanımı kendim ayarladığım için. Bu da aslında sizin motivasyonunuza göre o hafta ne kadar çalışmak istiyorsanız o kadar iş alıp daha çok para kazanmanızı sağlayabilir. Bunun dışında bana kattığı en büyük artılardan biri uluslararası çalışma şansı. Yani oturduğum yerden nerede olursam olayım dünyadaki müşterilere ulaşabiliyorum.
bu farklı kültürleri görmemi de sağlıyor ve bu kültürler üzerinde çalışmamı da sağlıyor ve bu aşırı keyifli benim için. Kişisel ve mesleki gelişim, bu işi tek başıma yaptığım için ve her gün öğrenme zorunluluğumuz olduğu için bu zorluluklar bana kendimi geliştirmeyi, nasıl eğitirim, öğretirim bu alanda da ilerlememi sağlıyor. Aslında farkındalık veriyor. Yani ne kadar her gün ne kadar bir şey öğrenirsen aslında o kadar döngüsü, sana dönütü çok iyi oluyor bunların. Ve yani sosyal hayatımızda kendi tutkularımız üzerinden, hobilerimiz üzerinden gelişim de sağlayabiliyoruz iş yaşam dengesini kurduğumuz zaman. Bu da bir artı. Bunun dışında profesyonel bağımsızlık. Tabii geleneksel ofis politikaları dışında ve rekabetten uzak çalışıyorum. Ne kadar yalnız çalışıyor olsam da aslında ofis ortamlarında, bunu kötülemek için söylemiyorum, yine tabii benim deneyimlerimden çıkan bir şey bu. Projeye, tasarıma, tasarımın oluşumun işte büyümesine katkıda sağlayacak ortamların oluşturulması çok zor. Çünkü başka bir sürü etmen var ofislerde, hiyerarşik oluşumlardan dolayı. Odaklanmak benim için oldukça zordu ve bu yüzden tasarım anlamında gelişimi çok da sağlayamadım çalıştığım ofislerde. Kendi iş fikirlerimi test etme, bu da ayrı bir durum. Çünkü şimdi bu bağımsız çalışıyorum ama bir vizyonum var mı? Nereye gidiyorum? Ne olmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Bunları her gün düşünmek zorundayım. Yani yerimde mi sayacağım? Bir adım öteye götürecek miyim? Ne yapmak istiyorum gibi. Burada da kendimi aslında test ediyorum girişimcilik fikirleriyle. Bunu da test etme şansı yakalıyorum. Şimdi gelelim zorluklar ve başarısızlıklarıma. Bu ana başlıklarda bağımsız tasarımcı olma sürecimde karşılaştım ve en zorlandığım şeyleri toparladım. Bunlardan ilki müşteri bulmam, sonra üretken kalabilmek, finans ve istikrar, yalnız çalışmak, iş yaşam dengesi. Bu ne kadar bir fırsatsa da o kadar da zorlayıcı bir etken. Bir de imposter sendromu. Bu artık hepimizde, yani çalışan herkeste olduğunu düşünüyorum bunun, ama bunda yenmenin yöntemleri var. Müşteri bulma. Müşteri bulmak için tabii bağımsız tasarımcı olduk. Biz bu müşterileri nereden bulacağız? Ve bağımsız tasarımcı olabilir miyiz? Müşterimiz yoksa ve bir bağlantımız yoksa. İnsanlar müşterilerini nereden buluyor? İş sahibi insanlar. Sosyal çevrelerinden bulabilirler. İşte edindikleri bağlantılardan bulabilirler. Kişiler sizlere portfolyonuz gördüğünde ulaşır ve gelir. Benim için ilk bağımsız tasarımcı olduğumda kendimi denediğim nokta müşteri bulma noktasıydı. Çünkü kendi iş yerlerimde edindiğim bağlantılara gitmektense ilk önce kendi portföyümü oluşturabiliyor muyum? Buna bakmak istedim. Bu yüzden birçok araştırma yaptım. Öncelikle ilk yaptığım şey zaten online platformlara kayıt olmaktı. Bunlar Upwork var, Fiverr var. Birçok site var aslında. Sayısız artık zaten. Remote dönemden sonra bunların sayısı oldukça arttı. Ve bu platformlara üye olup ben kendi şansımı sonuna kadar denedim. Ve o dönem hatırlıyorum. Mesela ilk Upwork'e kayıt olduğumda yaklaşık 60-80 tane teklif yollamıştım müşterilere. Orası tabii bir pazar ortamı var. İç mimar, tasarımcı ihtiyacı olan kişiler projelerini paylaşıyor ve siz onlara teklif veriyorsunuz. Öyle bir ortam. Ve 60-70 tane teklif yollamıştım ve sabretmiştim. Bu işin en gerekli olanıydı. Çünkü çok kararlıydım. Yani bu işi yapacağım ben ve kimseye de muhtaç olmayacağım diye. Daha sonra bu 60-70'ini de hiçbirinden dönüş alamadım. Ve sonrasında bir hafta sonra sadece profilimi izleyen, yani profilimi bulan biri tesadüfen gezerken o kişiyle anlaştık. Ve ilk işim Upwork'tan öyle yaptım. Brezilya'dan biriydi ve kendi yeni aldığı evi, yani direkt müşteriydi, bir firma değildi. Evi tasarlamıştık ve bu beni çok şaşırtmıştı. Yani kendi aslında yaptığım tekliflerden değil de orada profilimi inceleyen bir müşteriyi yakalamak o anda bir parlamama sebep olmuş. Yani direkt tekrar umutlanıp bu işe daha da sarılmama sebep olmuştu. Çünkü müşteri bulma... Araya gidebiliyor muyum ara ara? Konuşma basınıza geçmesi iyi olabilir. Profilinizden bahsettiniz ve müşteri çektiğinden bahsettiniz. Bu profil oluşturma kısmında bize öneriniz ya da
işte neler orada sergilediniz, özellikle ayırt ettiğiniz hani projelerinizi koyarken falan neye dikkat ettiğiniz kısımlara evet. değinebilir misiniz? Tabii ki de. Şimdi müşteri profilini tam olarak böyle yerlerde kestiremiyorsunuz. Buraya yeni ev almış girmiş biri de olabilir veya bir firma ekibinde yetersizlik yaşıyor ve ekibine ekstra bir eleman da arıyor olabilir. Bu profili bilmediğiniz için sizin karşıdaki kişinin aslında çizim okuyamayacağını bilmeniz gerekiyor. Kesin öyle bir garantisi yok. O yüzden görsel tasarımlara çok önem vermek gerekiyor. Bu noktada da renderlar giriyor işin içine. Bu yüzden ben renderlarıma çok önem vermiştim. Bu işe başlamadan önce yaptığım işleri toparlayıp görsel açıdan nasıl çekici olur? Bunun üzerine çok çalışmıştım. Ve sadece aslında renderlarla tasarımlarımı sunmuştum. Güçlü bir portfolyo oluşmuştu. Bu da insanların profilime çekilmesini sağladı. Ve bu platformlarda bir iş yaptığınızda ve müşteri memnunsa eğer sizi algoritma daha da öne atıyor. Müşterinin yorumlarıyla işte referanslarıyla ve yaptığınız her başarılı iş daha da çok kapı açıyor size. Bu yüzden özenerek yapıyorsunuz. Böyle yani profil oluşturmada en önemli olan şey sizin bir iç mimar olarak o noktada hem aslında yetileriniz hakkında yalan söylememeniz gerekiyor sürecin başarıyla ilerlemesini istiyorsanız. Çünkü portfolyolarında olmayan işleri koyan çok öğrenci oluyor. Ben de çok başvuru alıyorum, bunları gözlemleyebiliyorum. Birçok kişiyle de çalıştım. Dürüst olup en öne çıkan yeteneklerinizi onlara sunmanız gerekiyor. Yani bir de profilde tabii kendinizi açıkladığınız, deneyimlerinizi açıkladığınız bir kısım var. Burada da yapmayı yani hani bu projenin aşamalarında en keyif aldığınız şey neyse onları öne koymakta da fayda var. Çünkü bu projeyi yaparken sizin de keyif almanızı sağlayacak bir şey ve bu projeyi de başarıyla bitirmenizi sağlayacak bir detay. Böyle yani bir profil oluştururken bunlara dikkat etmek gerekir. Teşekkürler. Rica ederim. Devam ediyorum. Müşteri bulmada tabii ağ kurma ve iletişim. Yani her müşterinizle iletişimde kalmak. Size bahsettiğim mesela Upwork'taki ilk müşterimle hala iletişimde kalırım. Çünkü mesela uygulama aşamasını anlaşmadıysam ve sadece tasarım yaptıysam bile buna ilgimi sunmak. Yani o projede bir emeğim var ve bu proje nasıl bittiğini gözlemlemek istiyorum bir yandan ben. Bunu müşteriye iletirsem müşterinin bu hoşuna gidiyor takipte olmam. Ve istediğinde yani yardım almak istediğinde ufak tefek tabii danışmanlık kapsamında değil. Bu, böyle küçük şeylerde yardımcı olup müşteriyle antak kalmak yani iletişimde kalmak çok önemli. Çünkü bu müşterinin tanıdıkları oluyor, sosyal çevresi oluyor. Beni tekrar referans gösterebilir. Bu her müşteride böyle yaptığımız zaman bu sefer bizim zaten müşteri portföyümüz oluşmuş oluyor ve işlerde süreklilik sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. İçerik pazarlama ve sosyal medya. Sosyal medyanın önemi de çok büyük. Çünkü zaten artık reklamlar vesaire artık sosyal medyayla yapılıyor ve birçok insanı profilinize çekiyorsunuz. Ve aynı zamanda yine tekrar Upwork'tan örnek vereceğim. Orada bir sosyal medyada işte takipçileriniz olduğunu, işte beğenileriniz olduğu görününce bu insanlara bir güven veriyor. Bu da çok önemli. Soğuk iletişim. Soğuk iletişim dediğimiz şey, atıyorum benim elimde şu an bir iş yok diyelim. Bu işi bulmak için ben bana insanların ulaşmasını beklemiyorum. Bunun yerine şöyle düşünüyorum. Dünyada şu an milyonlarca iş mimara ihtiyaç var. Milyonlarca proje var. Ve ben bu insanlara nasıl ulaşırım? Bu insanlara ulaşmanın ilk noktası firmalara ulaşmak olacak. Ve dünya üzerindeki firmalara mail atıyorum, e-mail atıyorum. E-mailde portfolyomu gösteriyorum. Neler yapabildiğimi söylüyorum ve ihtiyaç halinde onların projelerine destek olmak istediğimi söylüyorum. Ve böyle bir sürü e-mail yolluyorum dünyadaki, dünya üzerindeki, Avrupa'daki, Amerika'daki, işte Avustralya'daki firmalara. Bu e-mailleri yolluyorum ve mutlaka geri dönüş alıyorum. Çünkü bir yerlerde projelerine sıkışmış firmalar muhakkak var. Bu da müşteri portföyümü genişletmemdeki en büyük noktalardan biri. Hatta bir soğuk iletişimle e-mail attığım bir firma bana bir yıl sonra geri dönüş yapıp
benimle tam zamanlı çalışmak istediğini söylemişti. Amerika, New York'tan bir firma. Ve onlarla bir yıl full time çalışmıştım. Ve bu büyük bir fırsattı benim için. Bu da söylediğim gibi e-maillerden aldığım dönüşlerle oldu ve bu da çok önemli. Sonrasında zaten referansları söyledim. İşbirlikleri. İşbirlikleri dediğimde çevrenizde, özellikle arkadaşlarınız arasında iç mimarlar olan olacak, iş kuranlar olacak. Onlar sizin freelance olduğunuzu öğrendiğinde, artık kendi yolunuza baktığınızı öğrendiğinde onların da size iş getirme potansiyeli çok fazla. Atıyorum ben elimde büyük bir iş var ve zamanı kısa ve hızlıca bitirmem gerekiyor. Arkadaşlarıma gidiyorum, freelance arkadaşlarıma. Birlikte bir projeye giriyoruz ve kısa sürede tamamlama şansımız oluyor. Bu da bir fırsat. Ve reklam, tabii reklam vermek de çok önemli. Artık Instagram'da biliyorsunuz herkes saçma saçma şeylere reklam veriyor. Ama işinizle alakalı pazarlamada reklam vermek de çok önemli. Tabii müşteri deneyimi de bunların hepsini kapsıyor. Müşteri sizden ne kadar mutluysa, işinizden, yaptığınız işten, o kadar sizi tavsiye ediyor. Böyle, müşteri bulma kısmı böyle. Diğerine geçelim. Üretken kalabilmek. Bu en zorlandığım noktalardan biri. Çünkü her zaman motivasyon bulamıyorsunuz. Bu tabii herkes için geçerlidir diye umuyorum. Tek başıma olmak istemediğim için. Zaten çok geçerli. Zaman yönetimi. Zaman yönetimi en önemli nokta. Çünkü bir rutin, bir planlama, bir haftalık program olmadığı sürece sizi yaptığınız, oturduğunuz o koltuktan hiçbir şey kaldırmaz. Yani onun bir sonu yok. Bu yüzden zamanı iyi yönetmek gerekiyor. Rutinler oluşturmak gerekiyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek gerekiyor. Çünkü motivasyonu hep tutabilmek çok zor. Bu yüzden gündelik hayat, yani gününü bile planlamak gerekiyor aslında, haftayı geç. Gününün her saatini planlamak gerekiyor. Bu benim için çok önemli. Ve uzun saatler çalışmak her zaman bir burnout'a, yani artık çalışamamaya sebebiyet veriyor. Bu ne kadar da projelere bağlı olsa da bunu çok iyi düzenlemeye çalışıyorum. Hem çünkü burnout olduğunuz zaman başka bir proje alamıyorsunuz. Yani almak isteseniz, ihtiyacınız olsa bile bunu alıp yapamıyorsunuz. Yani motivasyon ve ilgiyi kaybettiğiniz an bu gidiyor. Bu yüzden sağlıklı rutinler, işte spor, hobiler, gündelik hayat, işte gün içinde çalışırken bile full 8 saat çalışmak yerine 1 saat çalışıp 1 saat başka bir şey yapıp tekrar dönüp yapmak daha sağlıklı ve verimli oluyor. Bu yöntemlere tabii herkes kişiseldir. Kimisi 3-5 saat odaklanıp anca öyle iş bitirir ama bunlar benim için işe yarayan formüller aslında. Ve çok da kişisel, evet, herkesin tabii kendine göre ayarlama yapması gerekir. Ama sağlıklı alışkanlıklar konusunda bence hepimiz aynıyızdır. Bunun yanı sıra işimizi yaparken, daha doğrusu ben işimi yaparken